Milli Muharebe Uçağı 2029'da yerli motorumuzla uçacak. TR Motor Genel Müdürü Osman Dur, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacak olan Milli Muharip Uçağın motor üretimiyle ilgili çalışmalar sürüyor dedi. TR Motor Genel Müdürü Osman Dur, 80 kadar mühendisin Milli Muharip Uçağın yerli ve milli motor tasarımında görev aldığını belirterek, 2026-2027 gibi motorumuzda ilk çalıştırmayı sağlayacağız. Daha sonra da test çalışmaları başlayacak. 2029 gibi Milli Muharip Uçağımız yerli motorumuzla uçacak dedi. TR Motor Genel Müdürü Dur, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı'nın platformunun TAİ tarafından tasarlanmaya başladığını, mekapın çıktığını ve sergilendiğini söyledi. Motor çalışmalarının da TAİ tarafından devam ettirildiğini ancak daha sonrasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından TR Motor AŞ'nin kurularak tüm motor çalışmalarının TR Motor bünyesinde yürütülmeye başlandığını belirten Dur, şu anda TR Motor dünyadaki yetişmiş beyinleri, ülke içerisinde bu sektörde olan insanları, akademik camiada bu konuda araştırma yapan bilim adamlarını ve üniversite gençliğini bu alana yönlendirmek adına ciddi anlamda çalışmalar yapmaya başladı dedi. Dur, havacılık sektörünün tasarımının yanı sıra üretimde de sorunlar yaşadığına dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu. Üretemeyeceğiniz teknolojileri tasarlasanız da çok bir anlamı yok. Bu nedenle tedarikçi geliştirmek üzere yerli sanayicinin bu hassasiyetlerde üretim yapabilmesi adına çalışmalar devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacak olan Milli Muharip Uçağın motor üretimiyle ilgili çalışmalar da sürüyor. Bu noktada Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TR Motor ekipleri, Milli Muharip Uçak'la ilgili nasıl bir fonksiyon istenildiği, SSB ve TAİ ise tasarlanan bu uçağa uygun motorun ne olacağı konusunda dörtlü bir çalışma yürütüyor. Havacılık motoru konusunda uzman olan uluslararası mühendislik tasarım firmaları ve OEM'lerle görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Dur, TAİ'nin tasarlamaya devam ettiği Milli Muharip Uçağı, TR Motor'un gerekli desteği verdiğini vurguladı. Osman Dur, yerli ve milli uçak için gerekli küçük test altyapıları, belirli sistemlerinin tasarımları, bölgesel olarak bu alanda hangi üretim altyapılarının kullanılabileceği konusunda çalışmaların devam ettiğini aktararak, TR Motor'da 80 kadar mühendisin yerli ve milli motor tasarımında görev aldığını kaydetti. Projede ne kadar insanın çalışacağı, ne kadar sürede hangi teknolojilerin bitmiş olacağı gibi tüm konularda yol haritasının belirlendiğini hatırlatan Dur, 2026-2027 gibi motorumuzda ilk çalıştırmayı sağlayacağız. Daha sonra da test çalışmaları başlayacak. 2029 gibi Milli Muharip Uçağımız yerli motorumuzla uçacak şeklinde konuştu. Dur, havacılık sektöründe bir ekosistem oluştuğunu ve şahıslara bağlılığın ortadan kalktığını, kurumsal bir yapının ortaya çıktığını belirterek şunları kaydetti. Önceden savunma sanayi sivil sektöre ciddi katkı sağlıyordu. Şimdi sivil sektördeki bilişim, yazılım, yapay zeka gibi gelişmelerin savunma sanayine sağladığı ciddi teknolojiler var. İnsan kaynağı anlamında da genel bir sorun yaşayacağımızı da zannetmiyorum. Kritik teknolojilerde, kritik sektörlerde çalışmış insan sayımız az. Ancak dünyada bu alandaki kaynakları bir araya getirebilecek birikimimiz ve ilişkilerimiz var. Bilgi eksikliğinden dolayı herhangi bir teknolojide zafiyet oluşacağını düşünmüyorum. Türkiye'de havacılık motorlarıyla ilgilenen sektörde birkaç tane firma var. Bu alanda ilerlemek isteyen gençler, yüksek lisans, tez, staj aşamalarında bu firmalarda çalışmalar yaptıkça sektöre daha rahat bir şekilde adaptasyon sağlayabilirler. Ancak bizim çok fazla iş yoğunluğuna sahip bir uzman ekibimiz var. Bu ekibin yanında çok sayıda stajyeri yetiştirme gücümüz yok. Bu anlamda diğer sektörlerde deneyim kazandırıp kurumumuza entegre etmeyi amaçlıyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye ve dünyadan önemli haberleri size güncel olarak sunacağız. Anında haberdar olmak için Büyük Plan kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz.